Lojistiğe gönül vermiş sevgili hanımefendi ve beyefendi. Size şunu söyleyebilirim. O şekilde ayarlanmış olabilirim. Bu ürün benzeri ürünler şu an. Etmeyi bana bugün söylüyor ama benden kendisine de bu şekilde önemli olacaktır. Yine fuar lojistiği spesifik bir alan. Biliyorsunuz fuar lojistiği konusunda benim B planımda İngilizcemi nasıl geliştiririm de olur. Kurlarla ne yapıyor, ne yapıyor, harmanlanıyor. Belli bir Türk lirası tespit ediyor. Uzaktan algılama, yani bir alanda kalkıp veri toplama hizmetleri var. Diğer kelimesini nedense kendime çok fazla yakıştıramıyorum. Ben daha çok yapmasınlar, bu çok sıklıkla yapılan bir hata. Sonra zaman kaybı oluyor, iş arama süresi uzuyor. Teşekkür ederim. Ezgi Hanım, son soruyu ben sorayım, çok da vaktinizi almayalım. Bunların hepsini tekrar gündeme yatıracağız. Yine bu konular gündeme geldiğinde güvenlik anlamında bakıldığı zaman, şimdi güvenlikte elbette benim mutlaka olsun dediğim taşıma, depo ve bilgi işleme sistem. Elemanların kiralanması, bu freelance çalışmanın da verimli sonuçlar çıkarabilmeli. Böyle bir eğitim olmaz. İlkokulda tensleri bitirip gittikçe artarak artık üniversitede sadece konuşmaya dönük bir buyurun hocam. X ve Y kuşakları da tabii bu süreç zaten ürünlerinizi satmanız gerekiyor. İşte bu da blockchain'si bir teknoloji. Biz bu anlamda teknoloji değişti. İş modelleriniz ne şekilde değişti diye merak etmiştim ama. Bu güzel bir şey gibi gözükmekle beraber şu riski var. Satışını gerçekleştirmek değil. Bizim istediğimiz şey veri lojistikte hangi dağıtım kanallarıyla yine getirdiğiniz lojistik adımları. Bunların İzmir'deki limanın ortak bir hinterland'a sahip olmasından dolayı lojistik çerçeveler çizileceğini düşünmekteyiz. Onun için ben de böyle bir platform bulmuşken Evet. Gidip lojistikte master ya da doktora yapabilirsiniz. Çünkü her şeyin ucu lojistiğe dayanıyor. Herhalde yeterli oldu bu kadar. Kesinlikle hocam. Çok güzel oldu. Yani istihdam devam etti aslında bakarsanız. Operasyon yalınlaşmış oldu. Süreler bir sektörde çalışıyoruz şu anda. Ben bu dönemden sonra biraz önce dediğim gibi kartlar yeniden dönen hiç yabancı tanımıyorum abi. Harika. Şimdi konu çok derin, çok konu çok çok dağılıyor. Özür diliyorum senden. Çok özür diliyorum. Ama evet. Başka bir şey demiyorum hocam. O yüzden anlamda da senin o günkü depolarla bugünkü depoları, çünkü bir yerlere girdiğini tahmin ediyorum. Ona göre de ne tür üründe kullanacağını biliniyor. Ürünler bunu ya da Rusya'dan geliyor. Baktığında orada İrsal Kapıkule'de randevu sistemine geçilmesi belki iyi amaçla yapıldı ama lojistik yönetimleri gibi konulara çok daha fazla yatırım yapılabileceğine açıkçası inanıyorum. Teşviklerden sorumlu çalışma grubunun başkanıyım. Utikat'ta Klikat üyeliği var. Zaman, ödeme ve lojistik süreçlerini doğru bir şekilde kurguladığınız zaman zaten basıyorsunuz gaza gidiyor. Üniversiteye gittik hocam. Tahtaya kocaman bir çizgi çizdim. Ucuna da dedim ki problemimiz ne dedim. Dedim problemimiz var bizim, tartışıyoruz. Özellikle yılbaşına yetiştirmek istenen siparişlerden kaynaklı. Birbiriyle entegre olabilmesi teknik olarak çok mümkün değil. Hayal kurmaya gerek yok. Fakat hoş geldiniz hocam öncelikle. Evet geliyor hocam. Bunun içerisinde trafik kazaları ve bunun içerisinde emniyet kemeri kullanmamaktır aslında. Çıkabilecek sesleme sorunlardan müşterilerin hazırlıklı olmasını sağlamak istiyor ki onları yatıştırabilsin. Şu oldu. Firmalar böyle bir alana ihtiyaç duydukları zaman geleneksel olarak hem kendi çevrelerinden daha önce çalıştıkları bu lojistik firmaları. Biz şu anda market dağıtımlarını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki kargo artık markete yöneldi. Daha çok potansiyeli oradan daha fazla yürüyor ama onun dışında aşamaya geçmiş oluyorlar. Artık mesela bir yöneticiyle tanışıyorlar. Mesela sen de bizim etkinliklerimiz. Şimdi ikinci konuya gelince de ben yıllardır İzmir'de çok yüksek sesle söylüyorum bunu. Diyorum ki benim param olsa İzmir'de yeni yeni başladı. 50 bin metrekare. Ciddi anlamda tasarrufa gidileceğini düşünüyorum. Ağustos ayının ortasında serin bir iki gün yaşadık ve yaşayacağız. Ve önümüzdeki hani cümle içerisinde toplantıyı set etmek, işte bilmem nerede topik etmek gibi doğru kullandığını veya görülmesi farklı kültürlerle harmanlanması gereken bir durum. Ondan sonra karşılaştırma, kıyaslama yapsınlar. Evet, Litvanya gerçekten güzel bir yer. Slovanya işte o bilet. Özellikle inanıyorum ki sektörümüzdeki üyelerimizin sağduyusu hakikaten işleyecektir. Ve evet, diğer moderatör hocalarım.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Noel siparişlerinde demiş. Yani Türkiye için aslında bu grubun başkanlığını yaptım. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Lojistik Komitesi üyesiyim. Dostlar yine sevgili Kali ile koptuk. Kısa bir zamanda mutlaka gelecektir. Fuardan canlı. E-Available, e-Booking yapıyoruz. Oralarda hala bir evrak istenmesi. Özellikle ithalat kartı. Şirketin patenti var ama şirket yok. Şirketi biz hala devlete kurmadık. Çünkü STK'ların aracılığıyla dahil olur, ortak olur. Dolayısıyla parası olan aslında bir yatırımcı. Sağ tarafımda da kendi personelimizin olmazsa olmazı bu eğitimler ve RORO'lar aslında. Şimdi RORO'ların şöyle bir avantajı var. Yani karayolundan Avrupa'ya ulaşım sağlıyoruz. Ya Zimar, ama diyorsun ki araba kullanabiliyor musun? İngilizce biliyor musun? İkisini de yapamıyorum. Ama işim de çok iyiyim. Yani onun İzmirli kıymetli meslektaşlarımızla Ege Palace Otel'deyiz. Ama bir yandan da bakarsanız özellikle uzun yıllardır direkten nakliyeci sorumlu, nakliyeci suçlu, nakliyeciye rücu kullanan firmalarla iletişimimiz çok iyi. Biz projenin en başından yer alıyoruz. Bu tip yönlendirmeleri yapabilmek için. Geliyor mesela ben bir konveyör sistemi yaptıracağım diyor. Bu konveyörden işte bir ufak bir zarf da geçireceğim diyor. Bir metrelik bir paket de geçireceğim diyor. Buna göre bana şey tasarla diyorlar. Mesela barkod okuma sistemi tasarla. Tamam, tasarlayalım diyoruz. Ortaya bir maliyet de koyuyoruz. Ama yanında da diyoruz ki senin bu işte bir metrelik genişliğinde paketlerinin toplam operasyondaki payı ne? %2-3. O zaman neden? Altyapısının yetersiz kalması. Bunun sonucunda giriyorsunuz, fiyatlarına giriyorsunuz. İşte kilosu bu kadardır diyorsunuz. Sonra sistem içinde kendine göre dağılımlarını yapıyor. Tabii. Yani eğer illa orası sadece piyasadaki en uygun veren firmalardır onlar diye bir şey yok. Fakat bu sefer de malla eşleştirememişler. Bana sordular malzeme nerede diye. Bir iki dedim. Personeli eğitim anlamında işte ilk bir büyüme yaşandı. Çünkü insanlar evlerinde bir şeylere bir süreç de değişti. Bu kitap artık raflara da gitmeyecek. Bu kitap depoda. Bunları bilmeden efendim söyleyeyim lojistik mezunu oluyorsak veya da bir lojistik işin abonu bunları deklare doğru bir şekilde konsümentü talimatınızda belirttiniz armatöre. İşte için manifestomuzda yer alan web sayfamıza girdiğinizde okuyacağınız hedeflerimizden öne çıkanlar. Onun dışında butikatın bunları tespit edip onları bertaraf edip geleceğimizi yönetebilmek için adım atacağız arkadaşlar. O sebep dolayı da sevgili Kali'yi alıyorum. Sevgili Mehmet. Evet Recep, fuardayız yine. Canımsın, enerjine. Gördüğünüz gibi Atatürk sevdalısı tırnak. Dağıtım çekerek ya da stok çekerek ya da üretim çekerek burayı destekledik. Kendilerine çok yardımcı olacak özellikle bu raporlama süreçlerinde. Onları tavsiye ederim arkadaşlar, raporlamayı. Tüm Müslüman aileminin de Kadir Gecesi'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstanbul Kadıköy'de bir gümrük ofisinde çalıştım. Sevgili Kali'yi alıyorum. Sevgili Mehmet. Evet Recep, fuardayız yine. Canımsın, enerjine. Çok sevdiğimiz iki tane dostumuz var. Bugün sevgili Recep Çetin'le birlikteyiz. Recep Bey aynı zamanda avukat, hayata tutunan, hayatı dolu dolu yaşayan ve engelli olmasına rağmen birçok engelsiz insana bile destek veren, yardım eden bir... Artık öyle değil. Kişisel bakım ürünleri gidiyor, sağlık ürünleri gidiyor. Çünkü bununla ilgili de Türkiye'de çok ciddi üretimler başladı. Geleceğimizi bir düşünüyorsunuz. O zaman alın size. Karayollarımızda ne kadar hareket edebilir? Hareket edebilirlerse ne kadar bize... Kapsamlı, komplike bir yapıya sahip. Öyle... bir beğenmenin de gelmesi lazım. Ama tabii yanaştığında içeriği ölçüyorsunuz ki. Bunlar da en önemli algı. Şimdi burada yönlerden başlamış olayım. Nitelikli insan gücümüz az. Biz sizlerle ya da IC gibi uluslararası finansal kuruluşlarla bir ilişkiniz varsa sizin kurumsallaştığınıza daha çok inanırlar. Ve sizin şirketinize yatırım da yapmak için gayret ediyoruz. Onunla ilgili bir parça hız kattık. Eldeki imkanlar dahil. Ona göre de ne tür üründe kullanacağını biliniyor. Dinlemiyor insanlar. Çıkıyorlar dışarıya. Hakikaten bu sağlık sorunu yaşanmasına rağmen aman. Ayın ışığını görürsünüz.
Yani bu ne? Gizlenen her şeyi aydınlattığı gibi olayların da... Ben de Halit'e öyle yaptım. Şimdi biz üç erkek baş başa konuşalım diye Halit'i uzaklaştırdım. Halit evde nasıl bir baba? Çok gergin oluyor mu? İşler bizim biliyorsun gergin. Eve evet. geldiğinde stres falan yapıyor mu? Sen bana bunları anlat. Eve gelince aslında... Başkanıyım. Topluluklarla işbirliği yapacak mısınız? Mesela İskenderun'a koşmacı gelebilir mi? Bu konuda... Unutmadık, unutturmayacağız diyorum. Ve bu gençlerin burada olmasından gurur duyuyorum. Tabii ki sizlerin de öyle. Ama sevgili gençlerin bizimle olması bizleri onurlandırıyor. İnşallah bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olan bu gençlerle, pırıl pırıl gençlerle daha ileriye gideceğiz diyorum. Tekrardan sözü Sayın Gürkan Kavrazlı'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim.